Merhaba, kitap durağına hoş geldiniz. Ben Müjgan Özçay. Gençliğinde şiir yazmayan var mıdır acaba? Öyle ya, ilk gençlik yılları, şairlere özenmenin, hayaller kurmanın, hayalleri için çılgınlıkları göze almanın, özgürce saçmalamanın zamanı değil mi? Buluta, yele, çiçeğe, özleme, şiire şiirler yazılır. En çok da aşk düşer dizelere. Sanki şiiri olmasa aşk güdük kalacakmış gibi. Naiftir ilk şiirler, masumdur, acemidir ama içtendir. İlk gençlik ömrün şiir mevsimidir. Gerçi genellikle kısadır, gel gittir. Mevsim başlar, şiirler gelir. Yaş ilerledikçe mevsim döner, şiirler gider geriye. Ben de bir zamanlar yazardımlar kalır. Bazılarında ilk gençlikte başlanan o şiirler ömür boyu tükenmez. Yahya Kemal'in dediği gibi bu kişilerde düşünce duygu haline dönüşünceye kadar yoğrulur, şiir olur. Zamanla şiirler artar, derinleşir, ses olur. Bazen çığlık, bazen sus olur. Okuruz, gizli köşelerimize ayna, yaralarımıza ilaç olur, iyileşiriz. Atilla İlhan diyor ki, bazıları şiir sevmez çünkü onların yaraları yoktur, yaraladıkları vardır. İşte biz yaralananlar bağlanırız o dizelere de, şairlerine de. Arif Damar, Turgut Uyar, Nazım Hikmet deriz. Birhan Keskin, Didem Madak, Nilgün Marmara, Gülten Akın, Haydar Ergülen deriz. Elimizden dilimizden düşürmeyiz. İşte çağdaş edebiyatımızdan bu ustaların da aralarında olduğu 53 şairin 159 şiirini içeren İshak Reyna'nın derlediği özel seçki Gece Uçuşları. Özlemden sevgiye, özgürlükten memleket duygusuna kadar pek çok konu farklı üsluplardaki şairlerin dilinden bir arada toplanmış. Her yaştan okur için çok değerli bir kılavuz niteliğinde. Günışığı.com etkinliklerinde kitaptan seçilen şiirler istenen temalar çerçevesinde düzenlenerek şiir tiyatroları oluşturuluyor. Genco Erkal'a selam dururcasına. Kolayca okunan bir şiirin kolayca yazıldığını mı sanıyorsunuz? Diyor Orhan Veli. Haklı. Şiirin nasıl yoğunlaştırılmış bir emek olduğunu anlatmak lazım. Özellikle de yeni yetişenlere. Çünkü hiçbir çocuk yatağından bir sabah şiir okuma aşkıyla kalkmayacak. Şiirin tadını alması lazım ki keyfine varsın. Mesela Çiğdem Sezer 8 yaş üstü okurlar için Kahkaha Kekini yazmış. Muzip ve sevecen bir dille çocuksu hayallere, dileklere, özlemlere dokunuyor. Soruyor, bunca insanı taşımaktan yorulmaz mı dünyanın kolları? Gerisini siz okursunuz. Yine aynı Çiğdem Sezer, ilk ve ortaokullar için görkemli bir çınara benzettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunu bir destan şiirle anlatmış. 100 yaşında bir çınar. Mustafa Delioğlu'nun desenleriyle çocuklara 100. yıl armağanı. Hele kitabın sonunda Cumhuriyetimiz için kimsesizlerin kimsesi deyimini kullanması muhteşem. Evet, çocuklar şiirden ve aşktan anlamaz derler. Bunu diyenler kesinlikle çocukları tanımayanlardır. Onlar her ikisinden de anlarlar ama onların anladığını herkes anlayamaz. Bunları neye dayanarak mı söylüyorum? Gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum. En iyisi siz okuyun, ben size ıslık çalayım. Eğer ıslık çalmayı biliyorsanız bırakın şiiri, ıslık çalmaya devam edin. Çünkü ıslık şiirdir diye başlıyor Necdet Neydim. Sen ıslık çalmayı bilir misin? Çocukların en severek okuduğu şiir kitaplarından. Günümüz çocuklarının özlemlerini, dileklerini, hızla değişen yaşamlarını yine onların gözünden şiirleştirmiş Necdet Hoca. Suzan Aral'ın minimalist desenleriyle. Yine Necdet Neydim'in bir başka şiir kitabı İki Gözüm Üzümüm ortaokullulara. Şiirlerin bazıları unutulmaya yüz tutmuş deyimleri yoğururken bazıları şairlerin ünlü dizelerine göndermeler yapıyor. Mesela İki Gözüm Üzümüm Bedri Rahmi'nin Kara Dutuna, Bahar Gelince şiiri. Orhan amcam bahar gelince eve ekmekle su götürmeyi unuturmuş. Bense eve gitmeyi unutuyorum diye Orhan Veli'ye göndermeler yapıyor. Evet, Cahit Ökmen, Portakal Yıldızı.
8 yaş üstü için bir başka seçenek. Sadi Güran'ın incelikli desenleriyle. Bu vesileyle güneşiyu.com etkinliklerinde şiir nasıl yazılır? Herkes şiir yazabilir mi? Her şiir yazana şair denir mi? Sonu kafiyeli biten her yazı ya da şarkı sözü şiir sayılır mı gibi yetişkinlerin bile zaman zaman yanıldığı bazı konular tartışılıyor. Yine Sadi Güran'ın desenleriyle şenlenen Sarımsaklanır mı Kedi, Gülsevin Kral'dan küçük okurlara. Halk edebiyatının tekerlemelerini dil oyunlarıyla muzip birer öykü şiire dönüştürüyor. Gülsevin Kral öykü şiir yazmayı seviyor. Berber Pire Tellal Devesi'nde geleneksel masalları ve fıkraları çocuklar için yaratıcı bir dille yeniden yorumluyor. Tabii Mustafa Delioğlu'nun desenleriyle bu destan, bu öykü şiirler tam bir şölen. Evet, zamanımızı tükettik. Bu bölümü Gece Uçuşlarından Turgut Uyar'la kapatalım. Sonsuz ve Öbürü şiiriyle. Ama şiiri ben okumayayım, okumayı size bırakayım. Sadece ilk satırı sizin olsun. En değerli vakitlerinizi bana ayırdınız. Sağ olunuz efendim. Ve son satırıyla veda edeyim. Size teşekkür ederim. Şiiri buraya koyuyorum. Hoşça kalın.